Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri Kanal T'nin Facebook sayfasından ve kanalt.com'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Programımızın ikinci kısmında Uluslararası Final Üniversitesi'nden öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor ve Maliye Eski Bakanı Birikim Özgür bizle bir Skype bağlantısı gerçekleştirecek. Kendisiyle ekonomiyi konuşacağız, alınan önlemleri konuşacağız. Bundan sonra neler yapılması gerekir? Dünyada Covid-19 salgını sonrası ekonomik dengeler nasıl olacak? Bunlarla ilgili bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Birikim Bey şu an yayınımızda. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk Mahmut Bey. Nasılsın? Teşekkür ederiz efendim. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Vallahi evde bekliyoruz. Zor bir süreç tabii ki için. Mümkün olduğunca gündemi takip ediyoruz. Bu şekilde geçiyor günler. Evet efendim, Covid-19 bütün dünyada dengeleri alt üst etti. Tabii bundan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de etkilendi. Hem sağlık alanında hem ekonomik anlamda. Sizden önceki konuğumuzla sağlığı konuştuk. Sizle de ekonomiyi biraz konuşmak istiyoruz. Covid-19'un isterseniz önce dünyadan başlayalım. Dünyaya getireceği ekonomik eksiler neler olacak? Mahmut Bey, çok zor bir krizden geçiyoruz. Geçmişteki krizlerde bir reçete oluşturulabiliyor. Yani yanlış yönetimlerden başka bir takım dış faktörlerden kaynaklanan sıkıntılar yaşandığı vakit şunları yaparak biz bu krizi atlatabiliriz diyebilirdik. Yani ilgili öyle bir baktığımda belki yapılması gerekenler yapılamadı geçmişte. O reçeteler uygulanamadı çünkü aç reçetelerdi. Bunun siyasi boyutu vardır. Devlet yönetenlerin takım başka beklentileri vardır siyasetten. Yaklaşımlar farklı olabilir. Ama bu bizim ülkemizde bir durum. Yani başka ülkelerde baktığımızda çok daha sağlıklı bu süreçlerin yönetilebildiğini ve krizleri bu ülkelerin atlatabildiğini gördük. Evet. Örneğin Türkiye'nin 2000'li yıllardaki krizlerini hatırlayın. Kemal Evet. Derviş'in de katkısıyla süreç güzel bir şekilde yönetildi. Türkiye'nin maliyesi güçlendi. Güneyde 2012'de yaşanan krizi hatırlayalım. Yunanistan'ı hatırlayalım. Troika hazırladığı paketler çerçevesinde bir takım acı reçeteler uygulanarak problemler aşıldı. Biz hep halı altına süpürdük. Dolayısıyla bugün itibariyle dünyada tasarruf yapan tek ülke konumundayız. Bu kriz ortamında. Öyle bir ilginç durum çıkarttı maalesef. Evet. Kamu harcamalarının plan çıktığı, kamunun ekonomi üzerindeki etkisinin gerek işletmelerin hayatta kalabilmek için devletten bir beklenti içerisinde olduğu bu süreçte Evet. biz tasarruf politikası uygulamak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla da dünyayı sordunuz ama dünyadan farklı bir pozisyonumuz var maalesef. Dünyada devletler kesin ağzını açmış. Bizde pek böyle bir durum söz konusu olamıyor. Peki efendim, ülkemize gelecek olursak Covid-19 sonrası iç piyasada malum hem turizm alanında hem eğitim alanında sektörler durdu. Kamu daireleri zaten okullar Bakanlar Kurulu kararıyla durduruldu çalışmaları. Bunlar da piyasalarda bir olumsuz bir hava yarattı. Yani neticede ekonominin dönmediği bir hale geldi. Maliyenin gelirleri düştü. Bu noktada alınan önlemleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mahmut Bey burada öncelikli sağlığa verdik. Doğru olan
kapandık, kapandık. Hı hı. Şimdi örneğin Avrupa Birliği açılma için ortak bir yol haritası hazırladı. Evet. Ülkelerin dayanışmasını temel alan bir kriterlere bağlı olarak sektörlerin yavaş yavaş açılmasını sağlayacak bir yol haritası ortak gündemde. Tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler bu ajandasına aldı, uygulayacak. Biz bu kriterlere göre ben sağlık sisteminin güçlendirilmesi için ne yaptık? Takip sistemimiz daha güçlü kılmak adına ne gibi girişimlerde bulunduk? Bunlar çok önemli. Yani bizim açılabilmemiz için bu iki temel noktada güven duygusunu ortaya çıkarmamız lazım. İnsanlar psikolojik olarak da kampüslerinden baş çıkarabilsin. Gidip üretmeye yoğunlaşabilsin. Tabii ki bu kapanma döneminde evet. İki temel konuda yoğunlaşmak gerekiyordu. Birincisi sağlık hizmeti. İkincisi de insanların bakanlar kurumlarıyla durduğu bu süreçte temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devletin varlık sebebi olan sosyal devlet anlayışının iyi olarak insanlar yapabilmesi. Bu temel ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili tartışmalar çok gereksiz uzadı bana sorar. Evet efendim. Özel sektör insanlarına verilen destekle ilgili şimdi daha devam ediyor. Yani bu ülkede herhalde hiç kimse yoktur ki desin herkes bir biçimde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gidebilir devletinde de değil. Öyle bir durum söz konusu olamadı. Üniversiteleri açık sektör adetine rağmen yüksek öğrenim. Çünkü biliyorsunuz uzakta destekli bir eğitim vermeye devam ediyoruz biz. Uzaktan da olsa derslerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla akademisyenler şu anda faal ve maaşlarını da bir biçimde alıyorlar. Ama üniversitelerin kapanan birimleri var. Örneğin evet. UTAŞ birimleri. Örneğin temizlik birimleri. Üniversiteler tamamen kapsam dışında tutulduğu için o destek paketinde evet. Sanırım yayında bir problem oluştu. Birikim Bey ile tekrar bir telefon bağlantısı kurarsak en azından telefon üzerinden yayınımıza devam edebiliriz Sayın Özgür'le. İsterseniz bugünün gazete manşetlerine bakalım. Kıbrıs Gazetesi yazmış, geçinmek çok zor diye. Koronavirüs tedbirleri ekonomik olarak işverene de çalışana da büyük mağduriyet yaşattı. Cebinde neredeyse parası kalmayan vatandaşlar her gün ayın sonunu nasıl getireceğini düşünür oldu demiş. Şu günlerde 4 kişilik bir ailenin sadece aylık market alışveriş için ihtiyacı olan toplam miktar ise 1046 TL. Vatandaşlar çıkmazdı diye bu haberin devamı var. Koronavirüs tedbirlerinin beraberinde getirdiği ekonomik zorluklar kesintili maaş alan ve iç alamayan vatandaşları derinden etkiledi. Ülkemizdeki bu olağanüstü durumun daha ne kadar süreceği belirsiz. Bu bilinmezlikte herkesi perişan etti. Elde avuçlu olmadan bir şekilde geçinmeye çalışan vatandaşların birçoğu gıda yardımı talep ediyor demiş. Bu arada gıda yardımı ile ilgili Başbakanlık tarafından da yapılan bir açıklama var. Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener tarafından. Başbakanlık tarafından gıda yardımlarının merkezi olarak koordine edilip denetlenmesi için oluşturulan Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi'nin kısa sürede binlerce kişinin ulaştığı ve gıda paketi yardım almak için 17 bin başvurunun yapıldığını
ifade etmiş. Bu haberin detaylarına isterseniz bir bakalım. Evet, şu anda telefon bağlantımız Birikim Bey'le tekrar gerçekleştirdik. Efendim hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Hoş bulduk. Koptu galiba ya. Evet, teknik bir sıkıntı oldu sanırım bağlantıyla alakalı. Evet efendim, kaldığımız yerden devam edecek olursak neler söyleyeceksiniz? Evet, yani bizim bu özel sektöre destekler noktasında toplumu tam manasıyla tatmin edebilen bir süreç yaşamadığımızı konuşuyorduk. Üniversitelerden bahsettik. Üniversitelerde her ne kadar bu alanda faaliyetler uzaktan eğitimle devam ediyor olsa da bazı faaliyetlerin durdurulduğunu, dolayısıyla o faaliyetler kapsamında hizmet yürüten çalışanlara bir desteğin sunulmasının çok daha mantıklı olacağını ifade ediyordum. Bu örnek tabii ki çoğaltılabilir. Sadece üniversite çalışanları değil mağdur olan. Evet. Hiçbir yani hukuki anlamda baktığımızda neye göre bir tasnif yapıldı, hangi alana nasıl bir çerçevelendirmeyle bir destek sunulduğunu kimse anlamadı. Burada sıkıntı var. Ve işin bütününe baktığımızda insanların bu desteği bu zor süreçte devletten alamaması bir takım sosyal sorunlara da yol açabilecek bir potansiyel içeriyor. Bu bakımdan da sıkıntılı bir süreç yaşamaktayız. Devlet bu kriz ortamında bu anlamda gerekli performansı sergileyebilmiş değil. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz gibi geliyor bana. Evet. Geliyor mu efendim sesimiz? Evet, biraz az geliyor sesimiz. Evet, ama yönetmen arkadaşımızdan rica etsek biraz sesle ilgili. Evet, o maliyede baktığımız zaman açıklamalar var. İşte aylık, siz de eski Maliye Bakanlığı görevinde de bulundunuz. 550-600 milyon civarında bir gelir elde ederken maliye, bugün gelirlerinin %75 civarında düştüğü ifade ediliyor efendim. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu anlamda neler yapılması lazım? Siz de daha önce Maliye Bakanlığı görevinde bulunan bir isim olarak. Bizim ülke gelirlerimiz açısından baktığımızda iki tane lokomotif sektörümüz maalesef durmuş vaziyette. Her ne kadar yüksek öğrenimde bir çaba var durmaması için. Ama önümüzü görebilecek bir pozisyonumuz yok. Kaldı ki ülke gelirlerine katkı yapan öğrencilerin piyasadaki alışverişleri ve benzeri tüketim yaklaşımları zaten hayat bulamıyor. Çünkü çok büyük bir çoğunluğu öğrencilerin ülkelerine geri dönmüş durumda. Öyle de bir şey var, tablo var karşımızda. Doğal olarak kamu maliyesinin gelirleri de düşüyor. Bu anlaşılır bir şeydir. Piyasa durunca piyasanın devinimiyle kamu bir gelir sağlıyor zaten. Piyasa durunca kamu gelirleri de düştü. Hani keşke geçmişte mali disiplin ve yapısal reformlarla ilgili çoklukla konuşulan ama nadiren uygulanan bir takım politikalar daha fazla sahiplenilebilseydi. Bu sayede bugün çok daha rahat olabilirdik belki de bu krizle mücadele ederken. Yine bütün dünyada olduğu gibi bizde de kriz hissedilirdi, problem yaşardı. Özellikle açılma safhasında devletin sunması gereken imkanlara ilişkin olarak özel sektör paydaşlarına sunulması beklenen destekle ilgili olarak yerel kaynaklarımız yeterli olmayacaktı. Yine dış kaynak ihtiyacı şart olacaktı. Ama bugün yayının başında da ifade ettim. Günübirlik, hep benim ifade ettiğim kavram buydu. Günübirlik harcamalara yoğunlaşmayalım.
geleceği de planlayalım. Çocuklarımıza daha iyi bir sistem bırakalım miras anlamında. Bu bizim görevimizdir şeklinde ifade ettiğimiz bir husus vardı. Şimdi gördük ki 15 günde günübirlik harcamalara dayandırılmış olan kamu sistemi çöktü. Bitti yani. Mükellefiyetlerini yerine getiremeyecek pozisyona hapsoldu. Bu belki gelecek açısından bize bir ışık da tutar. Tabii ki ateşte düştüğü yeri yakıyor. Yani bu koşullarda tasarruf politikası uygulanması çok savunulabilecek bir şey değil. Ama nihayetinde ülke gerçeklerine baktığımızda kamu gelirleri çok düştüğü için ve ülke gelirleriyle ülkeden çıkan para, yani ülkeye giren parayla ülkeden çıkan paranın bir denge unsurunu yakalama zorunluluğumuz nedeniyle kamudaki o günübirlik harcamaların sadece bu dönemde değil orta vadeye kadar belki de çok muhafazakar bir şekilde ele alınması gerekecek. Çünkü biz ne yapıyorduk? Kamumuzun sunduğu ücret politikası biliyorsunuz milli gelirimizin %25'i civarında ve bu kaynak tüketim yoluyla yurt dışına çıkıyor büyük oranda. Evet. Küçük bir kısmı da tasarruflara yansıyordu. Bizde tasarruf fazlası da var. Yani o da bir sorundu. Hem aşırı tüketim hem tasarruf fazlası ve yatırımlara hiçbir kaynağın ayrılmadığı, çok az kaynağın ayrılabildiği bir makroekonomik tabloyla karşı karşıyaydık. Şimdi eğer biz ülkeye giren parayla ülkeden çıkan para dengesini tüketimi dizginlemek yoluyla dengeleyemezsek ne olacak? Hele bir de biliyorsunuz iç borçlanmaya gidelim ve bu kamu ücret politikasını sürdürelim gibi talepler de var. Bu evet. Sadece sendikalardan değil, örneğin ticaret odası tarafından da dile getiriliyor. Peki hocam, siz bu görüşe katılıyor musunuz? Tüketim yaklaşımıyla ekonomiyi ayakta tutma mantığı ön plandaydı. Ama diğer taraftan bu yurt dışına çıkan, ithalatla yurt dışına çıkan parayı yüksek öğrenim ve turizm kompanse ediyordu. Ülkeye para giriyordu bu sayede. Şimdi o ülkeye giren para azalınca ülkeden paranın çıkması eskiden olduğu kadar yoğunluklu bir biçimde ülkeden para çıkması içteki bütün kaynakları da ülke dışına çıkarmak ve ülkenin tamamen çökmesine yol açmak anlamına gelecek. Yani burada dolayısıyla o kamu kesimi ücret politikasının muhafazakar bir yaklaşımla ülkeye giren para ile sınırlandırılacak biçimde yönetilmesi çok büyük önem taşıyor. Evet, tekrar sorayım ben size. Şimdi kamudaki bu açığın iç borçlanmayla kapatılması görüşüne siz katılıyor musunuz hocam? Kamunun bu kriz ortamında çok ciddi mükellefiyetleri var. Birincisi sağlık, ikincisi özel sektör çalışanlarına temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine destek olma. Bu iki temel noktada gerekmesi halinde bir iç borçlanmaya gidilebilir. Ancak alışılagelmiş katı giderleri, gelirler bu kadar düşmüşken ısrarla devam ettirmeye çalışmak, az önce de açıkladım, ekonomik akılla ekonomik akla saldırmak demektir. Çok büyük bir yanlış olur. Yani biz borçlanarak maaş ödeyip bu paranın ithalatla yurt dışına çıkmasını sağlamamız halinde bu ülkenin kaynakları yurt dışına gider ve burada tamamen ekonomi kaynaksız kalır. Öyle bir risk var. Dolayısıyla borçlanmaya itirazım yok. Geçmişte biliyorsunuz varsın maaşları 2 gün sonra ödeyelim ama biz yani borç ödemek
misyonuyla bu görevleri üstlendik. Borçlanma ezasla dedik. Mali disiplini bozmamak adına yani. Ve yıllarca da bu siyasal alanda da kullanıldı. Bugün baktığımızda tabii ki borçlanılabilir. Temel ihtiyaçlarını herkesin karşılayabilmek ve sosyal patlamaların yaşanmasını engellemek adına. Tabii ki borçlanılabilir. Eğer bizim ekonominin tekrardan canlanmasını sağlamak, bu kapanma dönemini sonlandırıp açılma sürecini iyi yönetebilmek için güçlü sağlık sistemine ihtiyacımız varsa, 10 tane, 20 tane, 50 tane daha solunum cihazı alınacaksa, bilmem kaç bin tane daha kit ihtiyacı varsa, bunları anında tedarik edebilmek anlamında gerekirse borçlanmaya da tabii ki gidilebilir. Bunun hiç şakası yoktur. Aksi takdirde ila nihaye biz evde oturup bekleriz yani. Böyle bir şey mümkün değil. İlaveten açıldıktan sonra da işletmelerin hızla ayağa kalkmalarını ve eskisinden de belki de daha güçlü bir şekilde ekonomiye katkı sağlamalarını istiyorsak, buna yönelik de devlet borçlanıp işletmelere bir takım katkılar sunabilmelidir. Sadece iç borçlanma değil, burada biliyorsunuz bir de dış kaynağa erişim tartışması var. Bununla ilgili de işin muhatabı Türkiye. Evet. Yani uzun yıllar boyunca biliyorsunuz Türkiye bizim kamu maliyemizi destekledi ve bugünkü bu 10 günde çöken sistemin ortaya çıkmasına olumsuz anlamda bir katkısı da oldu Türkiye'nin bizim kamu maliyemize, yani günübirlik harcamalarımıza yaptığı destekler. Bu destekler 10 yıl, 15 yıl önce tamamen durdurulmuş olsaydı, bugün Kıbrıs Türk halkı kendi yağıyla kendi ciğerini kavurabilecek noktaya gelmiş olacaktı. Önümüzdeki süreçte de Türkiye eğer bize bir katkı sağlayacaksa, bunun kamu maliyesi giderlerine katkıdan ziyade reel sektörümüzün ayağa kalkması, güçlenmesi anlamında bir katkı olması çok büyük önem taşıyor. Bunun için de bizim hazırlıklı olmamız lazım. Mahmut Bey, eğitim alanında örneğin bakanlığımız bir bilim kurulu oluşturdu. Biz üniversite olarak o bilim kuruluna ismimizi yazdık. Yapabileceğimiz herhangi bir katkı varsa bu katkıyı yapmaya her zaman için hazırız dedik. Zor bir süreç, uzaktan eğitimin devreye aniden sokulduğu ve yönetilebilmesi için de yoğun çalışılması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Dolayısıyla gerekli katkıyı burada herkesin yapması şart gibi görünüyor. Ekonomi alanında da hızlıca bir program çıkarılması lazım. Yani biz Türkiye'ye gidip de bize para ver, maaşları ödeyelim diyemeyiz. Bizim Türkiye'ye ekonomik akla uygun, mantıklı bir çözüm ortaklığı önermemiz gerekiyor. Bu da programlanması gerekiyor. Yani bir plan, bir program somut bir şekilde hazırlanarak Türkiye'ye sunulmalı. Ve Türkiye ile birlikte çalışılmalı, Türkiye'nin uzmanlarıyla birlikte bizim hazırlayacağımız program çalışılmalı ve son şekli verilmeli ve buradaki ekonomiyi ayağa kaldırmak anlamında Türkiye ile işbirliği ön plana çıkarılmalı. Yani bu iç borçlanma tartışması bu anlamda biraz sıkıntılı da bir tartışma. Nedeni de şu: bizim iç borçlanma imkanlarımız da kısıtlıdır. Öyle milyarlarca liralık borç alsın devlet ve işte bu süreçte desteklesin çalışan kesimi, işletmeleri gibi bir durum da yoktur aslında. O nedenle Türkiye ile ilişki çok kritiktir. Ama bu kritik ilişkinin öncesinde bizim kafa kafaya vererek planlama yapmamız ve önümüzü görebilecek şekilde bir
program ortaya çıkarmamız şarttır. Bu programa destek, bu programla ilgili işbirliği noktasında Türkiye'nin kapısı çalınmalı. Biz ne yaptık? Bütçede 2020 yılında şu kadar açık oluşacak, bu açığı kapatın diye Türkiye'ye bir şey iletmişiz. Kamuoyundan benim gördüğüm o. Bu yanlış bir metot. Yani kimse kusura bakmasın, maliye perspektifiyle bu kadar gelir sağlamayı öngörüyorduk. Bu geliri sağlayamadık. O nedenle işte Türkiye bu açığı kapatsın ve kamu maliyesi eksiye düşmesin mantığıyla bu süreci yönetemeyiz. Yani bu ters de teper. Çünkü ne olur Mahmut Bey? Siyasiler çıkıp da biz hazırlığımızı yaptık, Türkiye'ye gönderdik, Türkiye'den parayı bekliyoruz dediği noktada Kıbrıs Türk halkı içerisinde vay bu nankör Türkiye bize para göndermedi söylenmeleri başlıyor. Kırgınlıklar oluşuyor. Yani Türkiye ile ilişkilere sıcak bakan çevrelerde kırgınlıklar oluşmaya başlıyor. Türkiye ile ilişkileri art niyetli bir şekilde ele alanlar da bu kırgınlık zemininde at koşturuyor. Yani Türkiye'yi kötülemek için bir zemin gibi algılayıp başka başka bir takım yaklaşımlar içerisine girebiliyor. Bu bırakınız yani maliyeyi, ekonomiyi falan Doğu Akdeniz'deki dengeleri bile sarsabilecek, olumsuz etkileyebilecek bir takım algılara sebebiyet veriyor dünyada. Halbuki Türkiye, bakın İngiltere'den teşekkür mesajları yağıyor. İngiltere'de hastanelerde kök naylonunu üstüne geçirip çalışıyordu sağlık görevlileri. Türkiye onlarca malzeme gönderdi İngiltere'ye. Bu çok ciddi bir katkı. Türkiye başka ülkelere de, İtalya'ya, İspanya'ya, hatta Amerika'ya bile bu anlamda destek oluyor. Bunlar önemli şeyler. Yani Türkiye'nin batının gözünde değerini artıran, Türkiye ile ilgili algıları değiştiren de bir süreçten geçiyoruz. Süresel baktığımızda bu yaşanmakta olan sürece bunun Türkiye ekonomisine de pozitif yansımaları olabilecek. Şimdi Türkiye ekonomisinin bu süreçte Türkiye'nin elini taşın altına koyup bir sürü ülkeye yardım etmesi ve algısının farklılaşması neticesinde iyileşmesi, ekonomisinin daha iyi bir noktaya gelme ihtimali bizi de etkiler. Ama bu süreci tamamen görmezden gelip burada bazı siyasilerin çıkıp da biz Türkiye'ye gönderdik ama Türkiye'den bekliyoruz daha gelmedi bir destek algısı yaratmaları sıkıntı. Yani her şey iç içe geçiyor. Maliye, ekonomi, siyaset birbirlerine bağımlı bir noktaya geldi. İnterdisipliner bir yaklaşımla bu zor tabloyu yorumlamak mümkün olabiliyor ancak. Peki hocam, şunu soralım o zaman. Türkiye'den gelmesi muhtemel yardımların yatırım olarak mı gelmesini siz tavsiye ediyorsunuz bu noktada? Yani işte altyapı yatırımları ya da sanayi yatırımları bu tarz mı olmalı? Evet, ilk etapta reel sektörün canlanabilmesi için yani yüksek öğretim ve turizm başta olmak üzere tabii ki ayağa kalkabilmesi için nedir ihtiyaç? Örneğin ilk aklıma gelen benim yüksek öğrenimle ilgili 5G altyapısı. Bununla ilgili süreç hızlanması lazım Mahmut Bey. Evet. Saçma sapan takıntılarla yıllar kaybetti. Dünya 6G'yi konuşurken biz daha 3G ile uğraşıyoruz. Burada bir işbirliğine ihtiyaç var. Yani bu altyapının nasıl yürütüleceği ile ilgili bu yatırımın kamu kaynağı mı olur? Türkiye bankalarının desteğiyle özel sektörün sürece katılımı mı sağlanır?
bir şekilde bunun Türkiye ile birlikte kotarılması lazım. Yani bu destek böyle somut para anlamında bir destek olmak zorunda değil illaki. Ama kamunun garantisiyle özel sektörün Türkiye'den gelip burada 5G alt yatırımını yapması bizim yüksek öğrenimimizde bu uzaktan eğitim meselesi ön plana çıktığı için hayati bir konuya dönüştü. Veya turizmde yeni bir takım sertifikasyonlar gündeme gelecek. Turizmde sertifikasyon dönemi başlayacak. Niye? Çünkü hijyen ön plana çıkacak. Yani otellere gelip konaklamak isteyen insanlar, isteyecek olan insanlar hijyen konusunda da bir garanti, bir sertifikasyon talep edecek. Bunların yatırım boyutu da vardır. Efendim diğer operasyonlarla ilgili know-how ihtiyacı da olabilir. Bunları da bir işbirliği mantığıyla, bir çözüm ortaklığı mantığıyla gündeme getirmek şart. Çünkü Türkiye'de Turizm Bakanı dün turizmde sertifikasyon dönemine girdik. Şunları yapıyoruz diye çarşaf çarşaf açıklamaları var. Evet. Tamam, bizim turizmimiz için de bu çalışmaları yürütebilmek anlamında bir işbirliği ortamına ihtiyaç var. Can suyu dediğimiz işletmelerin batmasını engellemek adına ihtiyaç duyulan nakiti sağlama bakımından da Türkiye'nin geçmişte uyguladığımız işte özel sektöre, reel sektöre dönük destek programları var biliyorsunuz. Buradaki KEY vasıtasıyla Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi vasıtasıyla yürütülen hibe programları, faiz destek programları var. Bu programlar geçmişte çok başarılı oldu. Yani pek çok işletme bu destekler sayesinde kuruldu veya yeni yatırımlara gitti. Benzer programları yine bugün de gündeme getirmek bir zorunluluk gibi karşımızda duruyor. Ama buradan nedir tam ihtiyacımız? Bunu sektörlerle konuşup, az önce dedim ya hani kafa kafaya vererek, evet, bizim programımızı bir şekle şemale sokmamız lazım, ihtiyacımızı tespit etmemiz lazım. Bunu bütün ilgili paydaşların katılımıyla yapabilirsiniz ancak. Ve bu bir organizasyon işidir Mahmut Bey. İyi yönetim, iyi yönetişim dedikleri hatta yaklaşımın devrede olması lazım. Kör dövüşüyle veya durup oturup bekleyerek hiçbir şey elde edemeyiz. Yani bu anlamda Türkiye'ye ağlayıp sızlamak değil. Kardeşim biz oturduk kafa kafaya verdik. İktidarıyla, muhalefetiyle, bütün reel sektör paydaşlarıyla böyle bir sürece ihtiyacımız olacak. Bizim, sen de gel bizim çözüm ortağımız ol. Bizim işletmelerimiz kurtulsun. Sektörlerimizi tekrardan ayağa kaldıralım. Sen de şu çerçevede, bu süreçte yer al. Türkiye'ye de çünkü bir şey sunmak lazım. Yani Türkiye açısından da bu sürecin nasıl bir hakkı sağlayacağını net olarak ifade etmek lazım. Bu Doğu Akdeniz'deki stratejik meseleler üzerinden olabilir. Savunma noktasındaki Türkiye'nin hassasiyetleri olabilir. Ama bu öyle bir çözüm ortaklığı olacak ki Türkiye de bu işten bir fayda sağlayacağını görecek, hissedecek. Biz de ekonomimizi eskisinden daha güçlü bir noktaya getirip belki daha da kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapı için bu krizi bir fırsata çevirmiş olacağız. Evet, tam da yani ben de onu soracaktım size. Bu krizi fırsata çevirebilir miyiz? Ninni gibi geldi insanlara, mali disiplin vesaire konuşmaları veya yapısal reformların önemli noktasındaki meseleler. Bunlar önemliydi ve biz yapmadık. Hatalar yaptık, yanlışlar yaptık. Çok büyük yanlışlara imza attık bu Türkler olarak. Yani resmen
geleceğe biz meydan okuduk. Yani göz göre göre bu siyasal alandaki sıfırlığın üzerine gitmemeyi ve böyle gelmiş böyle gitsin mantığıyla süreçleri yönetmeyi marifet saydık. Bu anlamda geleceğe bir katkımız maalesef olamadı. Şimdi hani derler ya gelecekte bir gün gelecek. İşte geldi o gelecek. Durumumuz ortada. O nedenle ders çıkarıp belki siyaseti de gözden geçirip siyasi yapımızı bile gözden geçirip nasıl bu geçmişte imtina ettiğimiz operasyonları sistemi güçlendirmek anlamında yapılması gerekenleri ihmal ettik veya yapamadık. İşte o onun sebeplerini ortadan kaldıracak şekilde kımıldanmamız lazım. Yani yeni dünya, yeni sistem, yeni bir KKTC mantığıyla hareketlenmemiz ve geçmişte o üzerimize ölü toprağa serilmiş pozisyonumuzu, geçmişteki bu pozisyonumuzu tamamen tescil etmemiz lazım. Yani bunu Kıbrıs Türk'ü başarabilir. O kapasite bu ülkede bence var. Ama iş dediğim gibi bizden bitiyor. Biz kımıldanabilirsek ve bu süreci yeni bir sistem, yeni bir KKTC anlamında siyasi altyapısını da sağlam bir biçimde kurarak bu ekonomik kararları alma sürecinde yürütmeyi güçlendirerek, yasamayı güçlendirerek daha hızlı kararlar alınmasını sağlayabilirsek 2-3 yılda göreceksiniz 2019'da 20 milyar civarında bir milli gelirimiz vardı bizim. Bu belki de 12-13 milyara düşecek 2020'de. Ama biz doğru hamleleri yaparsak 2023-2024'te 25 milyarları, 30 milyarları çok rahat görebileceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü tıkanıklık, sistemin patinaj hali uzun yıllardır bizi orta gelir tuzağına hapsetmişti. Ama biz devleti ekonominin önünde bir engel olmaktan çıkardığımız anda buradaki potansiyel açığa çıkacak ve ülke gelirleri de çok ciddi şekilde artabilecek diye öngörüyorum. Peki bunu bugünkü parlamenter sistemle yapmak mümkün mü? Yani sizin ifadelerinizden yola çıkarak soruyorum bunu. Bizim az önce de ifade ettim, hızlı hızlı yürütmenin kararlar alabileceği, stratejik planlamalar yapabilecek süreye sahip olabileceği bir yapıya ihtiyacımız var. Yani bugün bu yasa gücünde kararnamelerle mesela yürütme hızlı karar üretebiliyor. Ama stratejik plan hazırlama meselesi yıllık olur, 2 yıllık, 3 yıllık olur, orta vadeli olur en kötüsü. Bunları bizim yürütmemiz maalesef hiç yapamadı bugüne kadar. Yani hiç inanmadık biz orta vadeli programlara. Niye? Çünkü sürekli değişiyor hükümetler. Bu çerçevede ismi parlamenter ya da başkanlık sistemi ne fark eder ki? Bizim istediğimiz istikrar ortamını yakalayıp stratejik planlarla, orta vadeli programlarla, orta vadeli mali planlarla süreçleri yönetebilmektir. Yoksa yapılması gerekenler 10 yıldır zaten konuşuluyor ama yapılmıyor. Yapılması gerekenlerle ilgili bir sıkıntı yok. Organizasyonda problem var. İstikrar sorunu nedeniyle bu problem yaşanıyor 9 yıllardır. Dolayısıyla ben parlamenter sistemden vazgeçelim, başkanlık sistemine geçelim. Her yer güllük gülistanlık olacak. Ekonomideki bütün sıkıntılar bir anda ortadan kalkacak demiyorum, diyemiyorum. Bunu yanlış da biliyorum. Çünkü bu ülkede Cumhurbaşkanını dün dinledim örneğin. Ekonomiyle ilgili analizleri son derece hatalı. Şimdi başkanlık sistemi olsa biz yönetemeyiz yani bu süreci yine. Kimse kusura bakmasın. Önemli olan burada
bizim dünyayla paralel, yani o kendimize başka bir dünya yarattık ya biz Kıbrıs'ta. Ve bütün siyasi analizlerimiz de maalesef saray önünde, saray önüyle sınırlı. Bunu aşmak adına vizyoner bir iktidar ama istikrarlı bir ortamda iş yapabilecek bir hükümet modeli düşünmemiz lazım. Bu anlamda atı arabanın önüne koymak, özür dilerim, arabayı atın önüne koymak çok sağlıklı olmak. Başkanlık sistemi ya da parlamenter sistemi falan değil, istikrarlı ortamda vizyoner bir ekibin ülkeyi etkin bir şekilde yönetebilmesi bizim ihtiyacımız tam olarak. Bu tartışılsın, farklı görüşler değerlendirilsin, adı ne olacaksa olsun. Ama bu patinaj ortamından, reformları dile getirmekten korkan siyasi yapıdan, 2 artı 2 eşittir 4 diyemeyen siyasi yapıdan derhal bizim kurtulmamız gerekiyor. Siyasi yapı anlamında da, siyasi kültür anlamında da buna ihtiyacımız var. Bu çerçevede bir sistem değişikliğinin bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Evet efendim, artık son 3 dakikamız. İsterseniz son cümlelerinizi de alalım. Alamadım sesinizi. Son artık 3 dakikamız Sayın Birikim Özgür. İsterseniz son cümlelerinizi de alalım efendim. Evet. Genel bir değerlendirme yaptık Mahmut Bey. Önümüzdeki süreçte yapılması gerekenlerle ilgili az önce de ifade ettim. Herkes yapabileceği katkıyı yapmalı. Yani biz de bu anlamda her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bunu organize etmek ülkeyi yönetenlerin işi. Bu süreçte bizim düşmanımız belirsizlik. Zaten pandemi kendisi, doğası gereği tanımadığımız bir virüs bu belaları başımıza açtı. Pek çok belirsizlik içeriyor bu anlamda. Bilmiyoruz, göremiyoruz. Ama bu belirsizliğe bir de yönetim anlamında belirsizlikler eklendiği vakit ciddi kaygılar baş gösteriyor. Yani bizim o anlamda hata yapma lüksümüz yok. Herkes sorumluluğunu bilecek. Herkes bu sürece gerekli katkıyı yapacak. Başta da hükümet dediğim gibi bu organizasyonu eğer düzgün bir şekilde yapar ve bizim ekonomimizin gelecekte daha iyi olabilmesi anlamında ne gibi hamlelere ihtiyaç var? Bunu ilgili paydaşlarla da konuşup bir çerçeveye oturtursa bu süreçten biz alnımızın akıyla çıkabileceğiz diye düşünüyorum ekonomik açıdan bilhassa. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet, Uluslararası Final Üniversitesi'nden öğretim üyesi ve Maliye Eski Bakanı Yardımcı Doçent Doktor Birikim Özgür bizlerle ekonomiyi değerlendirdi. Yarın yine bir gazete programında görüşmek dileğiyle bu yayının sizlere ulaşmasında yardımcı olan Ersan Balıkçıoğlu'na ve Onur Çeliğe de teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi birazdan kısa haberleri vereceğiz.